Çip krizi nedeniyle tüketicileri kötü bir sürpriz bekliyor. Artık marka araçların yeni modelleri bazı özellikler olmadan üretilecek. Dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuk ve daha niceleri birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği bu teknolojiler bir süreliğine olmayacak. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor. Şimdi çip krizi nedeniyle tüketicileri önümüzdeki yıllarda kötü sürprizler beklemekte. Artık araçların yeni modellerinde bazı özellikler olmadan üretilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcilerinden Adem Demircan, çipsiz araçlarda hangi özelliklerin olmayacağını sıraladı. Araç almak için sıraya gelen müşteriler eski teknoloji yeni araçlarla karşı karşıya kalacak. Örnekleyecek olursak, mesela bu araçta çip krizi nedeniyle tasarrufa gidildiğinde şu dijital klima olmayacak da işte normal klima olacak. Yine bu farların işte yükseklik, alçaklık ayarı falan eski usullerde yapılacak. İşte koltuklarda ısıtma olmayacak. Elektrikli işte düğmeye bastığımız zaman ileri giden, ileri geri gelip giden koltuk değil de işte mandalı çektiğimiz zaman ileri geri hareket edebilen koltuklar olacak. Yani bunun gibi şeyler olacak. Mesela işte depodaki yakıt tüketimini bize bildiren anlık şeyler olmayacak da eski usul yine yakıt miktarını gösteren basit bir şamandıra işte bu gösterge panelindeki şeye iletecek. Kısacası araç almak için sıraya giren müşteriler eski teknoloji yeni araçlarla karşı karşıya. Bu sürecin esas nedeni gelişen teknoloji. 2035 yılına kadar Türkiye'de dolaşan yani yeni satılan araçlar değil, dolaşan bütün araçlar elektrikli araba, elektrikli motora dönüşmüş olması gerekmekte. Yani bu fosil yakıtlı, içten yanmalı motorların devri artık bitmekte. Bu yani küresel ısınma, işte çevre felaketleri falan gibi sebeplerden dolayı en çok etkileyen şey de bu araçlardan çıkan egzoz gazları, egzoz emisyonları. Küresel ısınmayı en büyük tetikleyen unsurlardan birisi. Buna göre 2035 yılında piyasada dolaşan içten yanmalı motorlu araç kalmayacak. Mesela son yıllarda işte ülkemize gelen ithal edilen yani araçlarda üretilen araçlarda da küçük motorlu arabalar genelde gelmekte. 1000 cc yani 1.0 ya da işte 900 cc 0.9 motor seçenekleri çok fazla sunulmakta. Bunların tamamen yani bu sürecin işte bu çip krizinden dolayı işte elektronik aksamlı ünitelerin olmaması yani eskiye dönüş gibi konuşmuştuk. Eskiye dönüş gibi olmasının tek sebebi şu anda otomotiv sektörü hızlı bir dönüşüm içerisinde.